Araba kullanmayı biliyor olmanız, arabayı düzgün park edebiliyor olduğunuz anlamına gelmemektedir. Bu videoda da size araba park etme konusunda bir hayli zorluk yaşamış ve yanlış yere park ettikleri için anında cezalandırılmış insanlardan bahsedeceğiz. Ama önce size doğru bir şekilde araba nasıl park edilir ondan bahsedelim. Anlatacağımız tekniğin adı paralel park etme yöntemi. Öncelikle ilk aşamada park halindeki bir arabanın yarım metre yanına yanaşın ve tamponların birbirine paralel olmasına dikkat edin. Bu konumdayken direksiyonu tamamen sağa doğru kırın. Daha sonra ikinci aşamada ise arkanızdaki aracın plakasını yan aynada görene kadar geri geri gidin. Plakayı gördüğünüz an 45 derecelik açıyı yakalamışsınızdır. Bu sebeple orada durun. Üçüncü aşamada ise direksiyonu sola çevirerek tekerleri düzleştirin ve geri geri gitmeye devam edin. Bir sonraki aşamada ise aracınızın ön kısmı öndeki aracın tamponuyla aynı hizaya gelince durun ve durduğunuz anda direksiyonu tamamen sola çevirin. Ve son aşamada ise geri geri gelin ve en sonunda direksiyonu sağa çevirerek tekerleri düzleştirin. İşte böylece kusursuz bir park gerçekleştirdiniz. Nasıl park edileceğini teorik olarak öğrendikten sonra sıra bu konuda başarısız olmuş insanları izlemekte. Bu kapalı otoparkta kamyonet gözüne kestirdiği yere park etmek istiyor. Ancak sağdaki araç yanlış şekilde park ettiği için kamyonete yeterli kadar yer kalmamış. Bu durum karşısında bir hayli sinirlenen şoför diğer otomobile çarpıyor ve hiçbir şey olmamış gibi arabayı park ediyor. Bu otomobilin şoförü ise kapalı otoparkta uzun bir süre park yeri aramış ve bulamamış. Ve sanıyoruz son çare olarak tekerlerinin üzerinde arabayı bu şekilde park etmiş. Bu jip ise park çizgilerinin içerisine park etmemiş kişiyi hak ettiği şekilde cezalandırmış. Kullandığı araçla otomobili çizginin içerisine iten araç sonrasında rahat rahat park etmiş. Bu büyük aracın sahibi de bir önceki kişi gibi çizgilerin içerisine park etmemiş adama cezasını araca sıfır şekilde park ederek vermiş. Bu otomobilin şoförünün bu durum karşısında şaşkınlığı ise görülmeye değer. Eminiz ki bu ceza ona büyük bir ders olmuştur. Bu araçsa hem otobüslerin park yerine hem de çizgilerin tam ortasına park etmiş. Bu durum karşısındaysa otobüs şoförlerinin cezası bir hayli acımasız olmuş. Yine çizgilerle belirlenmiş alana park etmemiş bir araç daha karşınızda. Ancak bu aracın sahibine verilen ceza diğerlerinden biraz daha farklı. Alışveriş arabasını aracın kapısına bağlamışlar. Bu gayet de mantıklı bir ceza. Bir sabah uyandığınızda işe gitmeden aracınızı resimdeki gibi görseniz nasıl bir tepki verirdiniz? Çizgiler içerisine park etmeyen adama verilen bu acımasız ceza kesinlikle araç sahibine büyük bir ders olacak. Eğer siz de park etmenin yasak olduğu bir yere aracınızı park ederseniz resimdeki gibi cezalandırılabilirsiniz. Ancak bu sizce de çok acımasız bir ceza değil mi? Bu cezaysa videodaki diğer cezalardan daha eğlenceli. Yanlış yere park edilen aracın içerisine rengarenk balonlar koyulmuş ve aracın dışı da renkli süslemelerle süslenmiş. Son ceza ise yol işçilerinden gelmiş durumda. İşçiler kaldırıma giren araca işlerine engel olduğu için çok sinirlenmiş olacaklar ki kırmızı otomobilin üzerini ve lastiklerini beyaza boyamışlar. Daha fazla video için Bunlar Kaçmaz kanalımızı takipte kalın. Karşınızdaki videoya gitmek için de üstüne tıklamanız yeterli.